Cümleten selamun aleyküm sevgili arkadaşlar, sevgili kardeşler. Bugün 13 Temmuz 2022 benim doğum günüm. Ee, bilgisayarın kamerasında bir problem e, yok ama bir kaç gün sanırım kamerasız çekeceğim arkadaşlar. Onu belirteyim. Şimdilik böyle idare etmenizi rica ediyorum. 24605 için teşekkürlerimi sunuyorum. Golvar.com'a doğum günü hediyesi için teşekkürlerimi sunuyorum. Diğer bütün arkadaşlara da destekleriniz için teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. Allah razı olsun. Ee, biraz daha hastayım. Yani rahatsızım daha doğrusu hastayım demeyeyim. Bilmiyorum elim ayağımdan güç kuvvet takat çekildi. Bir an önce videoları bitirmek niyetindeyim. O yüzden de kusuruma bakmayın. Joshua King. Fenerbahçemizin yeni transferi Joshua King İstanbul'a geldi. Zaten kap yapılmıştı. Güzelce de videosunu yapmıştık ama dün ben ee, misafirlerim vardı ağır misafirlerim olduğu için Bir türlü yayına giremedim 12'de bile olsa yayın açacaktım Dedim ki bari 12'de videoyu o saate vereyim ee, Öncelikle kusuruma bakmayın İkinci olarak da dün Fenerbahçemiz William Arao'nun Arao'yu gönder King'i kaldır William Arao'nun transferi için Kulübü Flamengo ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı yani açıklama şu şekilde kulübümüz Flamengo forması giyen Brezilyalı oyuncu William Arao için kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolü ve kontrat görüşmelerini tamamlamak üzere yarın akşam İstanbul'a gelecektir diye. Ben 13 Temmuz'da çekiyorum. Bu akşam bekliyoruz ama sarkabilir çünkü ee, ne diyorlar ona aktarmalı uçuş olduğundan dolayı. Sarkma ihtimali yüksek. Evet oyuncuyu eleştirdik. Ben de dahil sizler de dahil hepimiz oyuncuyu eleştirdik. Ama ortada şöyle bir gerçek var. Fenerbahçe'ye transfer olduğu andan itibaren çöp de olsa kötü de olsa iyi de olsa bizim futbolcumuz arkadaşlar. Ben şunu söyleyeyim. Aslında bilerek eleştirdim desem yalan söylemiş olmam. Niye? Arkadaşlar futbolcu alıyoruz. Beklenti arşa çıkmış şekilde. Bak King içinde, Arao içinde, Beklentiyi arşa çıkarıyoruz. Oyuncu geliyor. Ya oyuncu bir şeyler yapıyor. Hani ağzıyla kuş tutmak dışında her şeyi yapıyor. Biz diyoruz ya çöp ya bırak Allah'ını seversen. Ya geçen sene Crespo insanlık dışı bir performans sergiledi. İnanın Crespo çöp diyen arkadaşlarımız vardı kanalda. İnşallah bu kardeşimizin de bahtı yolu açık olur. Ve MHYB köşesinin en güzel duyumu. Başladınız değil mi arkadaşlar? e, Peugeot 3008 duasına. Hocam ama sen ne, ne ne, o zaman Samat da kim? Şimdi <laughs> kulübümüz ile Mesut Özil arasındaki özleşmenin karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Hmm. Kamuoyunun bilgisine sunuyor. Mesut Özil'e kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz. Hmm, bu açıklama. Ama hocam dün menajeri dedi ki kulüpten bir yere gitmiyor dedi. Mustafa Hoca ne dedi? Gidiyor dedi. Menajeri istediği kadar konuşsun. Mesut Özil diye birini tanımıyorum dedi. Mesut Özil kim dedi? Hatta belki inanmazsınız diye şu an ekrana verdiğim fotoğrafı sosyal medya hesabım, Twitter hesabım, Fenerli Duyum 2M ile biten hesabımda paylaştım. Herkeste şahidim. Üyelere de söyledim, abonelere de söyledim. Not bu bir günlük bir duyum değil arkadaşlar. Bunu birkaç gün önce direkt Başakşehir olarak verdik derken 22 Aralık 2018'de Göçsel Gümüşdağ Beyefendi'nin Mesut Özil oldukça değerli ve kıymetli bir futbolcu. Umarım bir gün Mesut Özil ve kulübümüzün yolları kesişir, kesiş, kesişecek diyen Gümüşdağ'ın sözleri gerçekleşti ve Mesut Özil transferini resmen açıkladılar. Medipol Başakşehir yarın saat 12'de Mesut Özil için Başkan Göçsel Gümüşdağ'ın Katılımıyla imza töreni düzenleyecekmiş arkadaşlar. Fenerbahçe için hayırlı uğurlu olsun. Şimdi ben size bir şey söyleyeceğim ama direkt söyleyemiyorum arkadaşlar. Özür dileyerek söylüyorum. Ne olur siz benim anlatmak istediğimi anlayın. Şu anda elimde bardağım var ve çayımı içiyorum. Bir de öksürmem lazım ama inan takatim yok. Çok yorgunum, halsizim. Hasta gibiyim. <laughs> Hakkınızı helal edin. Ya öksürebildim bak. demek ki yani doğru duyum olunca demek ki şey oluyor ya. Bir işaret oluyor. Ben Acun Ilıcalı beyefendiye çok ama çok teşekkür ediyorum. Yani bir arkadaşım vardı. Bizim eve gelmişti. Yani ben gelmesi için bayağı da para saçmıştım. Gitmem de gitmem dedi arkadaşım. Asıl olan Mustafa Hoca deyip deyip durdu. Arkadaşım git diyorum gitmiyor git diyorum gitmiyor. Acun Ilıcalı sağ olsun araya girdim. Allah razı olsun büyük Fenerbahçe ile Acun Dedi ki o orta yolu buldurdu. Arkadaşımla aramdaki krizi çözdü sağ olsun. Ee, ve ayrıldık. Hani ben arkadaşımı falan affetmedim. Yanlış anlaşılmasın. Affetti. Tweet atan arkadaşlarım aslı olan Mustafa Hoca'dır. Tweet atan arkadaşlarıma duyurulur. Ben arkadaşımı affetmedim. Haberiniz olsun yani. Ayıp yaptı. Tevbiyesik. Ya böyle şeylerin bak böyle şeylerin Fenerbahçe tüzüğünde yeri yok. Biz bunu her zaman söyledik, her yerde söyledik. Evi yok bunun. Bunda bunlar niye yok? Bunlar gereksiz şeyler. Sıradaki duyumlarımıza geçelim. Şimdi ben size Trabzonspor'un, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın transfer market verilerini bir videoda aktardım. Hangi videoda aktardım bilmiyorum. Bu arada gözünü seveyim arkadaşlar. Trabzonsporlu Galatasaray'da Beşiktaş'ta arkadaşlar. Ya şu kanala girip lan bu adam bir cümle söylesin, anamıza sövsün, bacımıza sövsün diye uğraşmayın, yapmayın, etmeyin. Kendinize yazık ediyorsunuz. Ya biz sadece futbolun, sporun konuşulduğu yerde rakibiz, rekabet halindeyiz. Geri kalan yerde kardeşiz. Ha, siz bizi kardeş görmüyorsunuzdur, o sizin ayıbınız. Geri kalan yerde kardeşiz. Yarın birin Avrupa maçına çıkarsınız. Bu sefer biz buradan desek ki mesela ya biz şu rakibini destekliyoruz. Dersiniz ki vatan haini şu bu. Ama Fenerbahçe maça çıkacağız ama siz rakip desteklerin. Yapmayın etmeyin. Çocuksu hareket bunlar. Gerek yok. Ya bizim burada kimseye kötü bir lafımız yok. Ha kırpayım, biçeyim, şöyle yapayım, öyle yapayım. O siyasilere yapıyorlar işte. Pepe şarkısı falan söylüyor. Yapmayın arkadaşlar ya. Gerek yok. Yapmayın. Kimseye kötülüğümüz yok. Bizim de dostlarımız var. Trabzonsporlu, Galatasaraylı, Beşiktaşlı dostlarımız var. Kayserisporlu dostlarım var. Hatta Size bir şey söyleyeyim, bir itirafta bulunayım. Ee, Kayseri Spor, bu bir dostumdan, Kayseri'de yayın yapan bir kanaldan, hani spor yorumlamak için de bir teklifte aldım açıkçası. Böyle seve seve kabul ederim dedim, hiç sıkıntı değil. Hani Kayseri Spor'u mu yorumlayacağım, Fenerbahçe'yi mi siz ona karar verin dedim. Bilginiz olsun. Gelişmeler aktarırım. Ama çok zannetmiyorum ya. Neyse. Şimdi ben size Trabzonspor'la ilgili şunu söyledim. Dedim ki bak çok fazla oyuncusu var. Beşiktaş'la ilgili çok fazla oyuncu var. Galatasaray'la ilgili çok fazla oyuncu var. Oyunculardan kurtulmak mesele. Bakın Trabzonspor Gervinho ile sözleşme feshetmek istemiş. Kulüpten 2.2 milyon euro talep etmiş. Arkadaşlar bakın sadece feshetmeye 2.2. Şimdi Galatasaraylı arkadaşlarımız diyor ki Mesut Fenerbahçe'yi de Gözünüzü seveyim. Sanki sanırsınız tek bizi sövüşlendik. Bir geçmişinize bakın bakalım o bir tane Goretzka mıydı? Bir tane eleman vardı. Hiç oynamamıştı. Bir dakika bile oynamayın. Ya neyse bunlar çok var. Yapmayın etmeyin. Beşiktaş'ta üzüldüğüm bir olay 2003 doğumlu stoper Serdar Saatçi'nin Victoria Pizen ile hazırlık maçında oyundan alındıktan sonra gösterdiği tavırlarıyla kadro dışı bırakılmış. Yanlışım yoksa 72'de oynadım, 81'de çıkarılmış. Dalga mı geçiyorsunuz ya? Bu adam bu sene A takımda falan oynadı. Bence bu olayda suçlu Beşiktaş. Bak bu çocuk iyi ama ha stoperde. Keşke Fenerbahçe kapsa. Kayseri Spor demişken ona da değineyim. Ee, eğer bu işim olursa sık sık Kayseri Spor duyumlar da veririm ama Kayseri Spor'un transfer tahtası kapalı. Fakat Kayseri Spor transfer yasağına rağmen FIFA'yı özel bir şekilde ikna etti ve ee, önemli bir futbolcu arkadaşlar. Geçen sezon transfer edilen bir futbolcu var. Ali Karimi. Ali Karimi'nin lisansı çıkarıldı arkadaşlar. Ve oyuncu tescil ettirildi. Ee, FIFA Player Status Community transfer yasağına rağmen özel izin aldı. Hocam şike mi yaptılar falan demeyin. Aklınıza getirmeyin. FIFA ile falan şike olmaz. Bu arada Fenerbahçe Başakşehir'e şike yaptı diyenler var. Niye? Fenerbahçe'den Başakşehir'e direkt giden transferler. Kerim Zengin 1, Canarat 2, Abdülkadir Kayalı, Gökhan Ünal, Bekir İrtegün, Emre Belezoğlu, Holmen, Mehmet Topal, Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç, Mesut Özil. Ben bunların içerisinde hangisini şike sayarım biliyor musunuz arkadaşlar? Harbi harbi hangisini şike sayarım? Emre Belezoğlu'nu şike sayarım. Fakat Başakşehir Fenerbahçe'ye şike yaptı sayarım. Çünkü Emre Belezoğlu keşke gitmeseydi futbolcuyken. Onun dışında ya alayı zaten Fenerbahçe'de istenmeyen adamdı. İkincisi arkadaşlar dolaylı olarak da gidenler var Başakşehir hani Volkan babacan falan yanlışım yoksa e, o da gitti ama Mert Günok falan dolaylı gittiler. Ya şunu unutmayın e, İstanbul takımı sadece Başakşehir'de. Yani Fenerbahçe'den bu futbolcuların gittiğinde bir, bir, bir Emre Belezoğlu'nun gittiği ve ondan sonrakinde altılık değildi geri kalan da altılık takımdı. Gelen altı atıyordu, giden altı atıyordu. Bunları kafanıza çok takmayın. Bu arada Fenerbahçe'de Buruma'nın lisansı çıktı arkadaşlar. Size bir itirafta bulunayım. Bana Buruma ile ilgili bir duyum geldi. Elim ayağıma dolaştı. Yani sözleşme fesi görüşmesi başlayacak şöyle böyle diye. Elim ayağıma dolaştı. Şey beğenmiyor diye. Ha açık söyleyeyim. Çok çok açık söyleyeyim. Ben de beğenmi beğenmedim. İlk etapta Buruma'yı haberiniz olsun ama zamanla düzeldi. Bu arada yine MHYB köşemizde Uğurkan Yıldız resmen Göztepe'de. Göztepe'nin kadrosuna katılan Uğurkan Yıldız ikinci etap çalışmalar için Göztepe'nin Afyon Karisar kampına katılmış. Yani bayramın sonunda katılmış. Bunu bir arkadaşımız söylediydi Allah razı olsun. Durum bu. Şimdi hocam Mesut Özil gitti. Ee, öbürü Öbürü kim? Samatta? Samatta kim? Samatta hocam. Samatta gidecek mi? La, Samatta kim? Samatta Arkadaşlar Samatta dediğiniz şeyi ben bilmiyorum. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Bu arada doğum günümü kutlayan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Allah hayırlı ömürler versin. Ben isterdim ki doğum gününde çok güzel, coşkulu bir canlı yayın yapayım ama... Başka zamana inşallah arkadaşlar. Değer verdiğiniz, destek verdiğiniz için... Kanalımıza destek olduğunuz için teşekkürlerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun.